Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu un fiyatlarından dolayı fahiş fiyatlar artmış. 120 bin liradan, 130 bin liradan 350 bin liraya fiyatlar çıkmış. Fırıncı esnafı mağdur. Mağdurum, mağdur. Allah aşkına. Bunu zorluğumdan yapıyorum böyle. Verin tarifemizi ne olur. Yetkililere sesleniyorum. Yazık günahtı bu fırıncı esnafına. Sesini çıkartıyor yani kendi fırında. Kimse yanında yok fırıncı esnafının. Ne başkanı var, ne fırın başkanı var, ne esnaf başkanı var, ne milletvekili var, ne valisi var, ne kaymakamı var, ne belediye başkanı var. Ayıptır ya, yazık günahtır ya. 20-30 kişi çalıştırıyorum ha burada ya. 30 kişi çalışıyor ya buradan, ekmek yiyor ya burada ya. Kazanacağım da vereceğim onları ya. Nerede vereceğim ben bunları? Nerede vereceğim yani? Fabrikam yok, buğdayım yok. Nerede vereyim ya? Bu mesleğe mi bırakalım ya? Bu arkadaşlar hep berbat oldu bu fırıncı esnafı. Zaten burası Akçabat, Trabzon değil. Türkiye geneli böyle ya. Bu tarifeleri daha önceden bir sıkıntımız yoktu. Ankara aldı bunları şimdi. Yanımızda kimse yok. Söylüyorsun Trabzon verecek. Söylüyorsun Ankara verecek. Ayıptır ya. Battık zaten ya. Battık. Sesimizi duyamıyoruz yani böyle bu şekilde ancak bu şekilde belki bir faydası olur. Herkesin haberi var. Herkese söylemişim. Hiç kimliğini şey yapmıyor. Viran mal veriyoruz. Viran mal veriyoruz ya. Ekmek yapmasan olmaz. Çalma mı çalacağım ben bu ekmekten ya? 20 lira ekmek 40 lira olması lazım ya. 10 lira ekmek satarız. Unun geldi 10 lira kilosu ya. Unun kilosu 10 bin lira ya. Ekmeğin kilosu 10 lira ya. Allah'a reva mıydı bu ya? Yazık günahtır. Günahtır ya. Haktır bu ya. Hak. Verin da, verin da. Verin rayışımızı da, verin rayışımızı. Bu millet mahvoldu ya. Ya Allah Allah ya. Kim yapacak bunu? Kafasından mı yapacak bunu rayışı? İnsan veriyor bunu da, insan. Bir günlük işi var bunun ya. Toplanır bir valisi, bu şeysi. Kim yapıyorsa bunu esnaf kefaleti. Versin rayışımızı ya. Bu meclis ayakta durması lazım. Bu fırıncılık artık ayakta durmuyor. Bu mesleği yaban daha yok. Yaban yok, kapatan var hep. Dört tane fırınım var ya, bir açlık hepsi kapanacak. Ne yapacağım ben ya? İndihar mı etmemiz lazım da, soy sesimizi duymamız lazım ya. Her gün böyle, her gün böyle insan psikolojisi bozulur. Evdeki değilsin, evde duramazsın, işine gidiyorsun, gidemezsin, dışarıda gezemiyorsun. Ya kazanacağım ki vereyim ben. Kazanamıyor bunu, kazanmıyor. Niye çırlarım bu ya? Niye bunu böyle çırlarım ben? Hiç gerek yok. 40 seneden beri bu işin içindeyim, böyle bir hal görmedim ya. Bu hal böyle bir hal görmedim ya. Böyle bir berbat fırıncılık görmedim ya. Hiçbir esnaf arkadaş yerinden çıkamıyor dışarı, bağıramıyor. Kime bağıracağım ben ya? Kime bağıracağım? Kime bağıracağım? Kime bağıracağım? Ayıptı günahtı ya. Derhal rayışımızı böyle kapatacağız. Kapatacağım ben bu fırını, kapatacağım. Başka çaresi yok. Alamadım, kapatacağım. Daha yapmayacağım ben bunu.